Önce sesin gelir aklıma. Çaresiz kaldıkça hepsini düşünürüm. Güzel olan dolgun başaklardaki sarışın sevinçle. Sonra cumartesi günleri gelir. Sonra gökyüzü gelir hemen kurtulurum. Bir yağmur yağsa da beraber ıslansak şeklinde bir şiir var ekranda arkadaşlar. Bu dizelerden hareketle hangi yargılara varılamaz tarzında da bir soru köküne sahibiz. Dört tane öncül var. Bu öncüllerin ilkinde coşku ve heyecan amacı güdülmüştür diyor. Şimdi şiir demiş olduğumuz metinlerin sınıflandırılmasına, tasnifinde, metinlerin tasnifinde coşku ve heyecana dayalı olan metinler kategorisine girer. Haliyle biz birinci maddeyi doğru kabul ediyoruz. Alışılmamış bağdaştırmaya yer verilmiştir diyor. Alışılmamış bağdaştırma akla mantığa uymayan söz öbekleridir. Hemen şiire baktığımızda dolgun başaklardaki sarışın sevinçli ya da gökyüzünün gelmesi gibi ifadeler akla ya da mantığa uymayan söz öbekleridir diyebiliriz. Ve haliyle bu örnekler ile alışılmamış bağdaştı yer bağdaştırmaya yer verilmiştir. yargısına ulaşabilmekteyiz. faydalı olma esasına dayanmaktadır. Faydalı olmak bir şeyin öğretici olması, bir bilgi verme durumunun olması gibi bir yargı aslında faydalı olma esasına dayanmakta ifadesi. Burada herhangi bir bilgi verici ya da öğütlendirici ya da didaktik üslubun olmadığını daha çok lirizm ...esaslı yani duygu yükünün ağır olmuş olduğu bir şiir karşımızda herhangi bir bilgi verici bir ifadenin var olmadığını, var olduğunu daha doğrusu söyleyemeyiz. O yüzden bu varılamayan yargıdır. İletisi örtük olduğundan açıklığa aykırıdır. Örtük ileti demiş olduğumuz anlamın kapalı olma durumudur. Örtük iletiler genel itibariyle bizim... Söz sanatlarının sıkça kullanıldığı ve özellikle sanat metinlerinde karşımıza çıkan iletilerdir. Dizelere bakıldığında okuyanlarda farklı anlam ve yorumlamaya müsait bir e, yapı görülmektedir ki bu da dizelerin e, dizelerin iletisinin örtük olduğu sonucunu doğurmaktadır. Haliyle bu yargıda dördüncü yargıda varılabilecek bir yargıdır arkadaşlar. Baktığımızda yalnızca üçün e, üçteki yargının varılamaz olduğunu görüyoruz. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iştir zanaat. Zanaatkar, talebe yönelik üretim yapmaya gayret gösterir. Buna göre, kunduracı, mobilyacı, sarraf, hattat, dokumacı, üreticiler, üreticilerden hangisinin yaratımı diğerlerinden farklıdır, diyor soru kökü. Kunduracı, mobilyacı, sarraf ve dokumacı insanların Maddeye dayanan ihtiyaçlarını yani taleplerine yönelik ürün e, ortaya koyan kişilerdir, e, mesleklerdir diyebiliriz e, ve biz bunlara ne diyoruz? Kunduracı için mobilyacı, sarraf ve dokumacı için biz bunlara zanaatkar diyoruz arkadaşlar. Şurada sarrafın belki anlamını bilmeyen kişiler vardır arkadaşlar vardır. Onlar da e, bunun sarrafın altın işiyle, değerli kıymetli madenlerle uğraşan e, zanaatkarlar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hattata baktığımızda arkadaşlar hattat e, estetiğe dayalı olarak e, özgün ve taklit edilemeyecek bir sanat eseri oluşturur. Bundan dolayı hattatlar zanaatkar değil, sanatçıdır arkadaşlar. Şuraya hemen bunların sanatçı olduğunu da belirtelim. Bu noktada hattat hat sanatı ile uğraşan kişilerdir. Hat ise güzel yazı yazma sanatı olarak tanımlanabilir. Doğru cevap hangisi? D seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerini sınıflandırırken kullanılan kriterlerden değildir? Dil, kostüm, sanatçı eylem, drama seçeneklerimiz. E, sanat eserleri kullanılan malzemeye bağlı olarak sınıflandırılmaktadır arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda malzemesi dil olan sanatlara biz e, işitsel sanatlar diyoruz. Kostüm olan sanatlara ritmik e, sanatlar diyoruz. E, çeşitli malzemeler neticesinde ortaya çıkan sanatlar olarak da eylem ve dramayı görmekteyiz. Bunlar bizim kriterlerimiz aslında. Sanatçı demiş olduğumuz nedir? Sanatçı demiş olduğumuz herhangi bir kriter olarak değerlendirilemez. Sanatçı malzemelere bağlı olarak ortaya çıkan sanatı icra eden ya da sanatı oluşturan kişilerdir arkadaşlar. Doğru cevap C olmalıdır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinin iletisi diğerlerinden ayrılır diyor soru kökü. Kapalı bir anlatıma dayanan, anlatılmak istenenin okuyucuya doğrudan verilmediği metinlerin iletisi örtük. Her okuyanın aynı şeyi anladığı, anlatılmak istenenin doğrudan verildiği metinlerin iletisi açık olur. İletileri biz ikiye ayırıyoruz. Örtük ileti ve e, açık ileti olmak üzere örtük iletiye kapalı e, ileti de denilmektedir arkadaşlar. E, açık ve örtük iletilerde şunu aklımızdan çıkarmamalıyız aslında. Açık iletilerde özellikle bir öğreticilik vardır. Yani bir bilgi aktarımı, uyarma ya da bir düşünceye yönlendirme gibi içeriği olan metinlerdir. Bu metinlerde açık ileti vardır diyoruz. Bunun örneğini A seçeneğinde görmekteyiz. İster isen anlamak cihanı, öğrenmeli Avrupa lisanı, bilmek gerek oradaki fünunu, terkeyle taassubu cünunu, burada fünunu demiş olduğumuz olarak, fünunu olarak görmüş olduğumuz kelime ilim anlamına gelmektedir. Yani fen kelimesinden gelmiyor zaten kök olarak. Taassubu cünunu da deli bağnazlık olarak düşünülebilir. Şuraya yazayım. Deli bağnazlık. Bağnazlık demiş olduğumuz tutuculuk olarak da değerlendirilebilir. Bu dizelerde, bu dörtlükte arkadaşlar, dünyayı anlamak istiyorsan, cihanı anlamak istiyorsan Avrupa dilini öğrenmelisin. Avrupa lisanını öğrenmelisin. Oradaki bilimi, ilimi bilip daha sonrasında bağnazlıktan kurtulmalısın gibi bir anlama çıkmakta. Bunun haricinde başka bir anlam çıkartamazsın. Bu herkes için aynı anlama gelmektedir. Yorumlamaya kapalıdır yani bu dizeler. O yüzden biz buna ne diyoruz? Açık iletiye sahip dizeler vardır burada diyoruz. Fakat diğer seçeneklerde yer alan ıı, şiirlerde daha çok kapalı iletinin olduğunu ıı, eğer okursanız hepsini teker teker okumayacağım. Göreceksiniz. Yani daha çok sanatsal ifadelerin yer aldığı, alışılmamış bağdaştırmaların yoğunlukta olduğu bu dizelerde yani B, C, D, E seçeneklerinde yer alan dizelerde bunların olduğunu görüyoruz. Böyle metinlere de biz kapalı ilet yani örtük ileti olarak bunları değerlendiriyoruz. Burada doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Açık iletinin var olduğu dizeler A seçeneğinde yer almaktadır. Yukarıda birinci grupta numaralanmış kavramlardan hangisi ikinci grupta verilenlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez şeklinde bir soru kökü var. Birinci grup, ikinci grup. tersten başlayalım. Zanaat demiş olduğumuz nedir arkadaşlar? Bir iştir. Yani aslında bir zanaat vardır, bir de sanat vardır. Sanat daha çok duyguya yönelik ortaya çıkan ürünlerdir. fakat zanaat demiş olduğumuz talebe yönelik ortaya çıkan ürünlerdir şeklinde bir tanımlama yapabiliriz. Zanaatte talebe yönelik e, ortaya çıkan ürünler nasıl üretilir? Seri bir şekilde üretilir. Herkese yönelik bir üretim vardır. İşte kunduracı bir zanaatkardır ve kundura kolu zanaattır. Ya da işte mobilyacı zanaatkardır, mobilya zanaattır ve bunlar seri üretimle talebi karşılarlar diyebiliriz. Mimari demiş olduğumuz ne olduğunu biliyorsunuz. Toprak ile eşleştirile bilmektedir. Olaya dayanan metini biz burada halk hikayesi olarak görebiliriz. Edebi metin ise alışılmamış bağdaştırma, alışılmamış bağdaştırmada da yine akla mantığa uymayan ifadelerin, söz öbeklerinin bulunmasıdır aslında alışılmamış bağdaştırma ve alışılmamış bağdaştırmalar nerede yer alır? Edebi metinlerde yer alır. Fakat modern tiyatro için herhangi bir kavram veya bir karşılık Yoktur arkadaşlar. Ne olması gerekir? İşte trajedi, komedi ya da e, dram gibi ya da müzikli tiyatro gibi türlerden bir tanesinin olması gerekirdi. İkinci gruptaki modu modern tiyatroyla eşleştirelim. Fakat bu haliyle modern tiyatro boşta kalmış oluyor ve doğru cevabımız ne oluyor? E seçeneği oluyor. Bir numarayla E seçeneği olmalıdır diyoruz doğru cevap için. Bilgi değişmez olanın tümel bilgisidir. Böyle bir bilgi şeylerin özünü veren nedenlerin bilgisidir. Dört nedeni bilmek yoluyla gerçek bilgiye varılır. Birinci olarak o şeyleri var yapan maddi nedeni bilmek gerekir. İkinci olarak o şeyin formunu yani o şeyi o şey yapan özünü bilmeli. Fakat ilk ikisi bilginin tamamını vermez. Üçüncü olarak faili bilmek gerekiyor. Son olarak da o şeyin niçin yapıldığını veren ereksel nedeni bilmek gerekir. Bu birinci metinimiz, birinci parçamız. İkinci parçaya bakalım. Günümüz ontolojisinde insan tarafından meydana getirilen şeyler, yani insan başarıları da var olan şeylerdir. İnsan tarafından meydana getirilen varlık alanları bir kere meydana geldikten sonra insana, onu meydana getirene bağlı kalmayan bir varlığa sahiptir. Bu iki parçayla ilgili olarak 1-2-3-4 yargılarından hangisi söylenemez diyor. Ee, her iki parçada da aslında bir düşünceyi savunma ve Sorgulama durumları görülmektedir. Bu da edebiyatın felsefe ile ilişkisine örnek olarak e, söylenebilir ki bu ikinci maddeyi aslında doğrulamakta yani ikinci maddede yer alan yargıyı e, söylenebilir kılmaktadır arkadaşlar. E, üçüncü maddeye baktığımızda ilk parçanın anahtar kavramı bilgi, ikinci parçanın varlıktır diyor. E, bu ifade de söylenebilir. Niçin? Parçalarda bu kavramlara zaten vurgu yapılma. İlk parçada bilgiden bahsediyor. İkinci parçada ise varlıktan var olandan bahsediyor arkadaşlar. Yani anahtar kavramları bilgi ve varlık yani var olan olabilir. Haliyle bunu da doğru kabul ediyoruz. Terimsel ifadelerden yararlanılmıştır diyor dördüncü madde. Aslında üçüncü maddeyle bağlantılıdır bu. Bilgi ve varlık kavramları terimsel ifadelerdir ve bu madde de doğru oluyor bundan sebep. Bu arada terimsel ifadeler nedir? Onu da kısaca açıklayayım. Bilim, sanat, spor ya da meslek gibi çeşitli alanlarda belli bir kavramı ifade eden sözcükleri terimsel sözcükler denilmektedir. Yani buna da doğru dedik. Ee, bire bakalım. Birinci maddede e, imge ve çağrışımlara yer verilmiştir. Yargısı yanlıştır. İmge sözcüklerle oluşturulmuş bir resimdir ve şiirin en temel ögelerinden biridir. Soyut bir duygunun, düşüncenin sözcüklerle somutlaştırılmış şekli imgeyi e, oluşturur. Çağrışım ise sözcük, kalıp ifade ya da resim gibi herhangi bir uyarıcı aracılığıyla okurun zihninde, hayalinde bazı duygu ve düşüncelerin oluşması durumudur arkadaşlar. Fakat imge ve çağrışımlar burada yer almakta aslında şöyle diyeyim. Coşku ve heyecana dayalı metinlerde yani şiir tarzında oluşturulmuş, manzum tarzda oluşturulmuş metinlerde imge ve çağrışımlara genel itibariyle yer verilir arkadaşlar. Fakat bu parçalar için imge ve çağrışımlara yer verilmemiştir. Doğru cevabımız A şıkkı. Metinlerin tasnif edildiği bir tabloda aşağıdaki türlerden hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfa ait olur? Anı, kişisel hayatı konu alan metinlerdir. Mektup, kişisel hayatı konu alan metinlerdir yine. Meddah, göstermeye bağlı metinlerdir. Makale, gazete çevresinde oluşan ve fıkta da yine aynı şekilde gazete çevresinde oluşan. Şöyle bak, yapalım hatta. Bunlar gazete çevresinde oluşan metinler. Ee, anı ve mektup, kişisel hayatı. Kişisel hayatı konu alan metinler, meddah ise göstermeye bağlı edebi metinlerdir arkadaşlar. Bu noktada ayrımı şöyle yapmalıyız. Kişisel hayatı konu alan ve gazete çevresinde oluşan metinler öğretici metinler olarak değerlendirilir. Göstermeye bağlı olan metinler ise sanat metinleri başlığı altındadır. Buna göre medda diğerlerinden ayrı bir yerde aynı ayrı bir sınıfa dahil olur. Doğru yanıt C seçeneği olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış yargılardan hangisi yanlış bir bilgi içermektedir? Maddi biçim veren görsel sanatların sanatçısı sanatın hayal gücü ve birikimiyle ortaya çıkar. Fonetik sanatlar sese ve söze dayanır, malzemesi dil olan edebiyatta fonetik bir sanattır teker teker gidelim öyle yapalım. Maddeye biçim veren görsel sanatların sanatçısı sanatını hayal gücü ve birikimiyle ortaya koyar. Doğru bir ifade. Fonetik sanatlar sese ve söze dayanır. Malzemesi dil olan edebiyatta fonetik bir sanattır. Evet edebiyat fonetik bir sanat. Plastik bir sanat bir bölgeden başka bir bölgeye adapte edilirken fonetik bir sanat başka bir bölgeye uyarlanamaz. Sanatın türü ne olursa olsun arkadaşlar başka bir bölgeye ülkeye adapte edilebilir. Plastik bir sanat olan ne vardır işte resim, mimar gibi sanat ürünleri nasıl başka bir bölgeye adapte edilebilirse fonetik sanatlarda adapte edilebilir ya da uyarlanabilir. Örnek vermek gerekirse Tanzimat dönemi sanatçılarından Ahmet Vefik Paşa fonetik bir sanat olan edebiyatta Molière'in pek çok eserini Türkçe'ye adapte etmiştir. Yani bir başka bölgeye uyarlamıştır. O yüzden biz burada ne diyoruz? Üçüncü cümle yani üçüncü yargı bildiren ifade yanlış bilgi içermektedir. Başka bir bölgeye uyarlanamaz ifadesi yanlıştır. Uyarlanabilir arkadaşlar. Dramadan yola çıkan ritmik sanatlar hareket içeren ve harekete biçim veren e, sanatlardır. Yani evet zaten drama bunlar ritmik sanatlara girmektedir. Bunlarda ne vardı işte bale mesela dans harekete dayalı harekete biçim veren sanatlı olarak karşımıza çıkmakta. Dramatik sanatlardan tiyatro ve sinemanın edebiyatla doğrudan bir ilişkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu da yine doğru bir ifadedir. Yanlış bilgi içeren 3 dedik. Haliyle doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Edebi metin okuyucuda bir izlenim bırakmak, bir anlayış ve duyuş uyandırmak, kısacası onda estetik yaşantı adı verilen bir halin ortaya çıkmasını düzenlemek amacıyla düzenlenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi edebi metin özelliği göstermez? Edebi metin özelliği göstermiyorsa bizim arayacağımız metin öğretici bir metin olmalıdır arkadaşlar. Bakalım seçeneklere. Bir fare bir devenin yollarından tutmuş, kurula kurula yola düzülmüştü. Gururundan kabına sığamıyordu, kendi kendine söyleniyordu. Derken önlerine koca bir ırmak gelmişti. Fare ırmağı görünce durdu, suya dalsa kuşkusuz boğulurdu. Deve a korkak cüce. Derin dediğin su ancak diz boyu. Korkacak ne var? Dal şu suya da karşıya geçelim. Baktığımız zaman bir fable tarzında yazılmış hikaye. Aslında fabıllarda bir öğreticilik vardır. Fakat bu edebi metin özelliği göstermektedir. Ne için? Çünkü işte teşhis sanatının var olduğunu görüyoruz. Ya da intak sanatının var olduğunu görüyoruz. Devenin konuşturulması, intak sanatı. intak sanatının olmuş olduğu her yerde teşhis sanatı vardır. Yani kişileştirme vardır. Burada edebi metin özelliği gösterdiğini söyleyebilirim. B'ye bakalım. Sultan Mehmet otağından çıktığında güneş doğmamış henüz. Yıkıntıların arasından gökyüzüne baktı. Yıldızlar kaybolmak üzereydi. Birden ağarmaya başlayan gökyüzünde bir yıldızın kaydığını gördü. Bizans'ın sonunu haber veriyordu belki de bu yıldız. Baktığınız zaman yine hikayeleştirilmiş tahkiye yani öyküleme, öyküleyici bir anlatımı var olduğunu görüyoruz. Burada da bir edebi metin özelliği vardır. Bakalım yaşlı C seçeneğine bakalım. Yaşlı annesinin o günkü dalgınlığı onun dikkatinden kaçmamıştı. Ne olmuştu? Niye böyle olmuştu? Ölümü düşünmesinden de bu dalgınlığı. Çocukların hepsini baş göz etmeden ölmesi onu çok üzecekti. Bir an başını kaldırdı. Ölmek için erken olduğuna karar verdi. Rahatladı. Yine işte Romanya'da hikayeden alınmış bir parça olduğunu söyleyebilirim. Bir öyküleyici anlatım var burada da. Yine bunun da edebi metin özelliği gösterdiğini görüyoruz. Buraya bakalım. Eğitim büyük ölçüde dil aracılığıyla tecrübe ve değerler aktarma süreci olduğuna göre iletişim aracı olan dilin bu süreci kolaylaştırması ya da zorlaştırması mümkündür. Kavram ana dildeki bilgi ve sezgileri verebiliyorsa verebiliyorsa öğrenme işleri kolaylaşır. Eğitimden bahsediyor. Eğitimin işte e, dil aracılığıyla tecrübe ve değerler aktarma süreci olduğundan bahsediyor. Kavramın ana dildeki yani bu kavramın, eğitim kavramının ana dildeki bilgi ve sezgileri verebiliyorsa öğrenme işleri. Kolaylaşır. Yani baktığımız zaman herkes için aynı edebi bir herhangi bir söz sanatının bir öyküleyici anlatımın olmadığını görüyoruz bilgi verici yani ne dedik öğretici bir üsluba sahip olduğu için buradaki metin edebi metin değildir diyoruz edebi metin özelliği göstermiyordur buradaki parça buraya da bakalım bizim mahallede İstanbul'un kenarı demek sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek adım başında derin bir bu. Bu hayre dalgalanır. Sular karardı mart. Yani zaten baktığımız zaman burada coşku ve heyecana dayalı bir metin olduğunu görüyoruz. Yani edebi metin. Bir şiir. İşte e, ne var? Dize sonunda ses benzerlikleri. E, İstanbul'un işte Mecaz-ı Mürsel'in var olması gibi gibi. E, başka sa söz sanatları da vardır muhakkak ki. Ama tamamen incelemiyorum. Yani burası bir edebi metin özelliği gösteren e, parçadır diyoruz. Yine şiir olduğu için. D seçeneğinde herhangi bir e, kapalı yani örtük iletinin olmadığı, açık iletinin var olduğu, alışılmamış bağdaştırmadan uzak bir parça olduğunu görüyoruz. D seçeneğinde doğrudan bilgi aktarımının olduğunu görüyoruz. Bir öğreticilik var olduğunu görüyoruz. O yüzden buradaki ifadenin edebi metin özelliği göstermediğini sizlere söyleyebilirim. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Görsel sanatlar kendi içinde dallara ayrılır. Bu dallar farklı araç ve aletler kullanır. Güzel sanatların dallara ayrılması da bu malzemeler ölçüttür. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi farklı bir sanat dalının malzemesidir? Toprak var burada A seçeneğinde. Toprak nedir arkadaşlar? Toprak görsel sanatlar ya da plastik sanat olarak da geçer bu. Görsel diyoruz. Ağaç yine aynı şekilde görsel sanatlara aittir. Boya görsel sanatlara aittir. Ee, burada mermer ya da taş da diyebiliriz. Taş, mermer artık neyse. Bu da görsel sanatlara aittir. Ee, elbise nedir? Kostüm ritmik sanatlara. Yani dramatiktir bunun da diğer ismi. Dramatik sanatlara e, aittir. O zaman ne oluyor? Farklı bir sanatların malzemesi olan kostüm oluyor. Doğacağımız E seçeneği olmalıdır diyoruz.